Merhaba. Isparta'nın tarafsız haber kanalı Uyan 32 ve TV 32 seyircileri. Şu an tam sektörünün liderlerinden Genç Ticaret ve Erol Genci Bey'in yanındayız. Merhaba Erol Bey. Kendinizden ve iş yerinizden biraz bahseder misiniz? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Uyan 32 ailesi olarak da. İsmim Erol Genci. 2005 senesinde Zira İlaç Gübre bayiliğini kurdum Isparta'da. Ispartalıyım. Zira İlaç Gübre Tohum Fide grubunda Isparta'da hizmet vermekteyiz. Gerek merkezimizde gerekse ilçelerimizde ve köylerimizde hizmet vermekteyiz. Bundan 5-6 sene sonra 2010 senesinde Isparta Keçiboğlu'ya bağlı Senir şubemizi açtık. Aslında Senirli değiliz fakat orada biraz daha çevremiz yüksek olduğu için o bölgede işletmemize devam ediyoruz. Orada da Gülcülük önde. Yüksek asma biraz keza düştü. Bu şekilde yapmaktayız. Daha sonra nasip oldu 2017 senesinde, yani bir sene önceye kadar kendi Gemci Tarım bünyesinde Isparta Tarım Market olaraktan bir şubemizi Isparta Özkanlar Kavşağı'nda açmış bulunmaktayız. Gölcük yolu üzerinde. Orada da zira ilaç yok fakat gübre, damlama, sera malzemeleri, tarımsal hırdavat malzemeleri olaraktan işlerimizi sürdürmekteyiz. Yani bu Isparta merkezde ve çeşitli yerlerde bizim bu tarımsal faaliyetler farklı fazla biraz. Yani ürün çeşidi fazla Isparta'da. Yani bir elma çevrelerinde, kiraz, gül, sebze ve özellikle örtü altında yetiştirilen sebze Isparta merkezimize yakın yerde yapıldığı için Yakıören Köyü, Deregümü Köyü ve Kayıköy'ünde bulunmakta. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Peki Erol Bey, gübre ve ilaç fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi biraz alabilir miyiz sizden? İlaç ve gübre konusundaki Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar her şey iyi gidiyordu. Fakat son zamanlardaki doların artışı yüksek dozda, yüksek miktarda hem zira ilacı hem de gübreyi basından da gördüğünüz gibi çok yüksek bir şekilde vurdu. Mesela şu anda ekinler ekilecek. Gübre, taban gübresi, yani geçen gün Sayın Bakanımızın dediği gibi DAP gübresi, yani 18.46 olan bir 50 kilogramlık gübre. Geçen sene bu zamanlarda 75 TL, 80 TL arasında satıyorduk. Yaklaşık %130 zam yedi. Bu %130 zam da 175 milyona kadar çıktı. 175 milyondan sonra, 175 TL'den sonra bir açıklama yapıldı. O da %15 bir iskonto ve ucuz yapılacağı anlamında bir indirime gitti DAP gübresi. Fakat yine de indirime gitti ama %130 zam %15 ile beraber tekrar %100'e, %100 boyuta ulaşmış oldu. Tarımda girdiler çok fazla. Gerek mazot birim fiyatları, gerek zira ilaç fiyatları, gerekse de gübre fiyatları çok yönde yüksek boyutta ilerledi, girdileri arttırdı. Şimdi görüyoruz pazarda şu anda popüler domatesin fiyatı 7 lira, 8 lira, 9 lira bandında seyrediyor. Aslında bu sene oluşan bu tuta kelebek kelebeği, tuta kelebeği dışarılarda ve örtü altında yapılan sebzecilikte çok olumsuz yönde etkiledi. Bundan dolayı da ilaçlarla fazla miktarda önüne geçilemedi. Fakat bu ilaç artışları, gübre artışları, %100'lere kadar artışlardan dolayı domatesin 7000-8000 bandında olması çok büyük bir para babında değil. Çünkü hesaplara bakıyoruz. Geçen sene hesaplarımızda bir sebze ve üreticisinin atıyorum bir 10.000 lira dediyse bu seneki hesabı çok farklı çıkıyor. Yani çok yeni zamları da beraber etkilendiği için yani %130'lara kadar çıkıyor. Fakat biz de çiftçimizi de korumak zorundayız. Çiftçimizi de korumak zorunda olduğumuz için belli ölçülerde artık yarım bizden, yarım ondan iskonto yaparak da bu şekilde tamamlattırıyoruz. İnşallah iyi olur. Fakat şu andaki pozisyon bu. Pazardaki fiyatların yüksek olması aslında ilaç ve gübreye bakılırsa çok da fazla değil. Peki devlet teşviği veriyor mu size? Devlet teşviği genelde projelerde,
çatak projelerinde vesaire mazot desteği projelerinde yapıyorlar. Fakat devlet herhangi bir zirai ilaçta veya bir zirai gübrede destek vermiyor. Yani bizim tarımsal tarım ülkesi olan Türkiye muhakkak çiftçilerimizin, muhakkak üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu şartlarda üretmek zor. Çünkü o kadar ekilmeyen yer olacak ki bu sene. Belki seneye ekmeği fiyatı değil de yani ekmeği de bulamayacak zamanlar olacak. Çünkü ekim olmadan bir vatandaş bundan faydalanamayacak. Bir destek çok ciddi boyutta yok. Mesela bir ilaç gübrenin %20'sini %30'unu şeklinde bir öyle bir ortalama yaparsak herhangi bir indirim söz konusu yok. Bazı projeler yapıyorlar. Bazı projelerde küçük destekler veriyorlar. Bu şekilde öyle %100 yani en azından %20, %30 bir desteği olması gerekir. Çünkü üreticinin durumu zor. Yani şu anda fazla destek yok. Erol Bey'e ve Gemiş Tanım'a bizimle yapmış olduğu röportajdan dolayı teşekkür ederiz.